Merhaba arkadaşlar, ben İnkılap Tarihi öğretmeniniz Ferda Hoca. Bugün ilk tür sorularını beraber cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz diye sormuş bize. Evrenin oluşumu, dünyanın Samanyolu galaksisindeki konumu, güneşin yaydığı ışığa varlıkların ihtiyacı, atmosferdeki gazların oranı ve olağanüstü dengelere sahip daha birçok sistem evrenin tesadüf sonucu olamayacağını göstermektedir. Sadece gezegenlerin konumundaki ufak bir değişim bile iç içe geçmiş dengeleri alt üst eder. Bu Allah'ın kusursuz yaratmasıdır. Bize demiş ki bu metni vermiş ve metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Hemen seçeneklere bakıyoruz. A. Allah kainatı kusursuz yaratmıştır. Kesinlikle öyle. B'ye bakıyoruz. Kainata nereye baksak bir düzen görmemiz mümkündür. Aynı şekilde. C. Allah kainatı mükemmel bir ölçüye göre yaratmıştır. Fakat D seçeneğine baktığımız zaman kainat bir tesadüf sonucu meydana gelmiştir. Tam tersi yukarıdaki metinde ise tamamen bir ölçüye göre yaratıldığından ve kusursuz yaratıldığından bahsediyor. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir diyor. Tabii ki soruyu okuyacağız ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bu aşağıdaki kavramlar neler ya da açıklamaları neler? Şimdi kader kavramı bir olayın daha önceden olacağının bilinmesi ve yaşanacak olmasıdır. Kazaysa o olayın yaşandığı andır. Tevekkül bir şeyleri için, bir olay için emek sarf edip, çaba sarf edip sonucunu ise Allah'a bırakmaktır. İrade ise tamamen insanın, sadece insana mahsus olan seçme özgürlüğüdür. Kavramlar bunlar. Şimdi soruya bakalım. İnsan gözü yaklaşık 40 parçanın uyum içerisinde çalışmasıyla görülür. Her bir parça kendi içerisinde karışık tasarımlara sahiptir. Bir tanesinin bile uyumsuz olması görmeye engeldir. Örneğin gözün arka kısmındaki retina tabakası 11 ayrı katmandan oluşur. Bu katmanlardan biri damar ağıdır ve ışığı yorumlayan retina hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılar. 5 saniyede gözle görülür. Gözde 100 milyar işlem yapılır. Saatte 500 kilometre hızla beyne mesaj ileten, 600 bin sinirle beyine bağlı olan göz aynı anda 1,5 milyon mesaj alıp bunları düzenler ve beyine gönderir. Yani aslında burada anlatılan metinde olayın olmasından, yani daha doğrusu olayın olacak olmasından bahsediyor ve devam eden bir süreç bu. O yüzden biz buna A seçeneği olan kader diyeceğiz. Bu örnekler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle aynı yasayı ifade eder? Isınan metallerin genleşmesi, ayın dünyanın etrafında dönmesi, deprem, heyelan vesaire gibi doğa olaylarının meydana gelmesi, deniz suyunun göl suyuna göre daha tuzlu olması. Şimdi arkadaşlar yukarıda verilen öncüllerde hepsi fiziksel yasayı tarif ediyor. Fiziksel yasa dediğimiz şey bizim müdahale edemediğimiz, kendiliğinden olan her şeydir. Suyun 100 derecede kaynaması da fiziksel yasadır. Dünyanın hem kendi hem güneşin etrafında dönmesi de bir fiziksel yasadır. O yüzden biz aşağıda yine fiziksel yasa arayacağız. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gökyüzünü sıyırıp çekeriz. Yani geceyle gündüzden bahsediyor burada. Bu bir fiziksel yasadır. Cevabımız A seçeneği olacak. Fakat diğerlerine de bakmak istiyorum sizinle. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Yaratılmaktan bahsediyor. Yani canlıya ait olan bir şeyden bahsediyor. O yüzden bu bir biyolojik yasadır. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimselerdir. Bu bir toplumsal yasadır. Çünkü adaletten ve aslında insanlarla alakalı olan bir şeyden bahsetmiş. O yüzden toplumsal yasa diyeceğiz. Yeryüzüne bakmazlar mı? Onlara her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Yine canlı ile alakalı bir şeyden bahsettiği için D seçeneği de biyolojik yasa olacak. Yani tekrar ediyorum, cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu metinde anlatılan olaylardan hangisi kaza olarak değerlendirilebilir? Yani olayın olmuş olması, yani oluyor, o anda olmuş olması gerekiyor. Astronotlar 4 ay bir kaya parçasına sığınarak kuluçka dönemine başlar.
Ortalama 1000 civarında yumurta için suyu yavaş bir biçimde hareket ettirerek oksijen sağlar. İlerleyen zamanlarda açlığa dayanamazsa kendi kollarının birkaçını yemekten kaçınmaz. Bu şekilde tüm yavrular yumurtadan çıkıncaya kadar hayatta kalmayı başarır ve yumurtalarını korur. Ancak uzun süren kuluçka dönemi onu aç ve bitkin bırakır. Tüm yavrular yumurtadan çıkınca o da yuvasında ölür. Hayata yeni başlayan yavrular için anne Ahtapot'un cansız vücudu yaşama tutunmaları için yeni bir besin kaynağı olur. Şimdi hemen seçeneklere bakıyoruz. Hangisi kaza? A. Ahtapotların belli bir dönemde kuluçkaya yatması bu kesinlikle kader kavramını açıklar. Kuluçka döneminin 4 ayda tamamlanması yine aynı şekilde belirlenen bir süreç olduğu için kaderdir. C seçeneği Ahtapot'un yumurtalarının oluşması için ortamın uygun hale gelmesi. Bu da bir kaderdir. Çünkü bunun oluşması gerekir. Fakat D seçeneğinde anne ahtapotun yavrular yumurtadan çıkınca ölmesi bu gerçekleşen bir olay olduğu için kaza kavramını örnektir diyoruz ve dördüncü sorumuzun cevabı da Denizli olacak. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu metinden çıkartılamaz? İnsan aklı ile doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt eder. İradesi ise dilediğini seçme özgürlüğüdür. Allah insana diğer canlılardan farklı olarak seçme ve seçtiğini yapabilme özgürlüğünü vermiş. Aynı zamanda insanı iyiye ve güzele yönlendirmek için onlara elçiler göndermiştir. İşte bu yüzden insan sorumlu tutulmuştur. Şimdi bakıyoruz, insan yaptıkları için sorumlu tutulmuş mudur? Evet, çünkü insana irade ve akıl vermiş Allah. O zaman A'ya ulaştım. B'ye bakıyorum. İnsanın diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdir? Yine aynı şekilde iradesi ve seçme özgürlüğü. Bunun da cevabını vermiş. Allah elçilerini için göndermiştir. İnsanları iyiye ve güzele yönlendirmek için göndermiş. Bu da var. Ama insanın temel sorumluluklarıyla alakalı herhangi bir bilgi yukarıda verilememiş. Bu sorunun cevabı yok. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Aslında soruyla devam ediyoruz. Bu metinde verilen aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Yine bir kavram sorusu, yine aşağıda kavramlar vermiş. C ve D seçeneğinde tevekkül ve iradeden bahsetmiş. Tevekkül ve iradenin ne olduğunu bir önceki sorularda açıklamıştım size. A seçeneğinde rızık demiş. Rızık Allah'ın bize verdiği nimetler. Fakat karıştırılan nokta şu, rızık sadece yemek değildir. Allah'ın bize verdiği herhangi bir nimet de rızık olabilir. Mesela yukarıdaki parçada birazdan göreceğiz. Çok iyi bir şekilde Beethoven'ın piyano çalması bu ona verilen bir rızıktır. Emek ise bir şeyler için çaba sarf etmekten geçer. Çaba sarf etmek demektir diyeceğiz ve hemen soruya dönelim. Beethoven, frengi hastası bir anne, başarı noktasına takıntılı olan alkolik bir baba ve 6 engelli erkek kardeşe sahipti. 7 yaşındayken ilk konserini vermiş, 13 yaşında ilk bestesini yapmıştı. 18 yaşındayken Viyana'da Mozart'la tanışmaya gitmiş. Mozart onun için bu çocuğa iyi bakın, bir gün gelecek ve onu bütün dünya tanıyacak demişti. Ancak 2 hafta sonra annesinin öldüğü haberi gelince kardeşlerine bakmak için ailesinin yanına döndü. Büyük orkestralarda viyola çalarak geçimini sağladı. 40 yaşlarında sağır oldu ancak beste yapmaya devam etti ve tüm dünyaya ilham olacak büyük eserler verdi. Şimdi rızık yukarıda A seçeneği rızık var çünkü ona çok büyük bir yetenek bahşedilmiş. Emek kesinlikle var. Annesi öldükten sonra özellikle ailesinin geçimini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. C seçeneğine bakıyorum. Tevekkül. Tevekkül neydi? Bir şeyler için önce çaba sarf edip sonra sonucunu Allah'a bırakmak ama yukarıda bununla alakalı bir şey vermemiş. Evet, bir çaba var ama sonucunda Allah'a inanmak, Allah'a bırakmak gibi bir durumdan bahsetmediği için cevabımız C seçeneği olacak. İrade ise biliyorsunuz insanlara verilen seçme yeteneğiydi. Kendi için dövünmek yerine bir şeyler için çaba sarf etmiş. Bu da onun iradesinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren en önemli noktalardan bir tanesiydi. O yüzden 6. sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Hemen 7. sorumuza devam ediyoruz. Yine bir yasalardan bahseden bir soru. Bu ayetler sırasıyla aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir diye sormuş bize. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinin öncekilerinin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Daha önceki toplumlarla birbirlerini karşılaştırdığı için Fatır suresinin 44. ayeti kesinlikle toplumsal yasa olmak zorunda. Şüphesiz ki bir toplumun kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştiremez.
yine toplumdan bahsetmiş. O yüzden bu yine bir toplumsal yasa olacak. Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan odur. Burada aslında ilk baktığınızda fiziksel yasa gibi görünebilir bu ayet. Rahat suresi 3. ayeti. Fakat son cümlede şunu söylüyor size. Orada bütün meyvelerden çift çift yaratmıştır. Yani canlılardan, canlı yaratımından bahsetmiş. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği, yani biyolojik yasa olacak. Hemen 8. soruyla devam ediyoruz. Bu metinde özellikle aşağıdaki kavramlardan hangilerine değinilmiştir diye sormuş. Hazreti Süleyman hayvanların dilinden anlayan ve onlarla konuşabilen bir peygamberdi. Bir gün Hazreti Süleyman bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sordu. Karınca da bir buğday tanesi yerim diye cevap verir. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Hazreti Süleyman karıncaya bir şişeye koyar, yanında da bir buğday tanesi koyarak hava alacak şekilde şişeyi kapatır. Ondan sonra bir yıl bekler. Müddeti dolunca şişeyi açtığında bir bakar ki karınca buğday tanesinin yarısını yemiş, yarısını da bırakmış. Hazreti Süleyman karıncaya buğday tanesini tamamen neden yemediğini sorar. Karınca da daha önce benim yiyeceğimi Yüce Allah verirdi. Ben de ona güvenerek bir buğday tanesinin tamamını yerdim. Çünkü o beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca beni unutup yiyeceğimi ihmal edebileceğini düşündüm. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını yiyerek diğer yarısını da ertesi yıla sakladım demiştir. Burada neden bahsediyor bize? Kesinlikle ilk olarak rızıktan, yani bize verilen nimetlerden, yiyeceklerden bahsediyor. Rızık olmak zorunda. İkinci bahsettiği konuysa tevekkül. Yani önce işini sağlama aldı, yiyeceğinin yarısını bıraktı, sonrasında artık Allah'a emanet etti. Eğer ki verirse gerisini yiyecekti, vermezse yine kendi başının çaresine bakmaya çalışacaktı. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Ona göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalara uymanın insana kazandırdığı faydalardan birisi değildir diye sormuş. İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde yaşar. Toplumsal yasalar, toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözümle ilgilidir. Yaşam ve insan ilişkilerini konu edinir. Yüce Allah da Kur'an'da toplumsal yasalara da işaret etmekte ve bu yasalar üzerine düşündüğümüz onlardan dersi ibret almamızı istemektedir. Bireyin ahlaklı, dengeli ve çevresiyle uyumlu bir hayat sürmesini sağlar. Bu kesinlikle doğru. İnsanın evrendeki düzenli işleyişi kavrayarak yaratıcısını tanımasına sebep olur. Bu seçeneğe çok fazla ulaşamayız. Bu daha çok Allah'ın varlığıyla alakalı bir durum. Yani toplumsal yasayla alakalı değil. O yüzden Bursa cepte bir kalsın bakalım. C. Kişinin çevresinde huzuru bozacak davranışlardan kaçınmasını sağlar. Kesinlikle toplumsal yasayla alakalı. Kişi insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinde huzur ve barış ortamının oluşmasına katkı sağlayacağının farkında olur demiş. O yüzden bu da toplumsal yasa olduğuna göre cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi kader kavramı ile ilgili en kapsamlı açıklamadır? Bu tarz sorularda biliyorsunuz ki en kapsamlı demek, aslına bakarsanız aşağıdakilerin hepsi kaderle alakalı fakat bir tanesi hepsinden daha fazla. A seçeneğine bakıyorum. Kader Allah'ın insanlara akıl ve irade verdikten sonra güçlerin nispetinde onları sorumlu tutmasıdır. Bu kesinlikle kader kavramıyla alakalıdır. Fakat daha çok kaderle birlikte akıl ve irade kavramını da açıklar. B seçeneğine bakıyorum. Kader Allah'ın peygamberler aracılığıyla iyi veya kötü insanları bildirip ilahi mesajlara muhatap kılmasıdır. Tam olarak kader anlayışı değildir. C'ye bakıyorum. Kader Allah'ın sınırsız ilmi ve kudretiyle kainatta olmuş ve olacak olan her şeyi planlaması ve takdir etmesidir. Bu kesinlikle tam olarak kader kavramının açıklamasıdır. İlk sorularda yine size kader kavramını açıklarken olacak bir olayın daha önceden bilinmesi, olacağının bilinmesi demektir diye söylemiştim size. O yüzden C seçeneği kesinlikle tam anlamıyla kader kavramının birebir açıklamasıdır. Denizli'ye de bakalım ama kader Allah tarafından önceden planlanan ve programlanan olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Bu da bir kader kavramıdır. Fakat C seçeneği en kapsamlı bir şekilde açıklamasıdır. O yüzden 10. sorumuzun cevabı da C seçeneği olacaktır. Dünkü kültür ve ahlak bilgisi sorularımızın
Sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın.